Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Yine bir coğrafya dersiyle birlikteyiz. Konumuz Türkiye'de enerji kaynaklarıydı. Türkiye'de enerji kaynaklarının taş kömürünü, linidini, petrolünü anlattık. Enerji kaynaklarıyla ilgili soru tiplerinden de bahsettik. Ancak bizim için önemli bir enerji kaynağı daha var. Değerli arkadaşlar, doğalgaz. Doğalgaz sevgili arkadaşlar biliyorsunuz yenilenmeyen enerji kaynağıdır. Evet. Bir kere kullanıldığı zaman başka bir sefer kullanma şansımız Yok. Değerli arkadaşlar eski kaynaklarda Türkiye'de en fazla elektrik üretimi doğal gazdan sağlanıyor. Ancak değerli dostlarım 2019, 2020, 2021 verilerine göre baktığımız zaman en fazla elektrik üretimi de artık doğal gaz değil, kömür olduğunu söylemiştik sevgili arkadaşlar. Peki doğalgaza baktığımız zaman üretimi, enerji üretimi ve konutların ısıtılmasında kullanıyor muyuz? Evet. 1 2 Fosil kaynaklar içerisinde en temiz olanı doğalgazdır. Fosil kaynakların içerisinde en temiz olan hangisidir? Doğalgaz. Yani çevreyi en az kirleten, tesis doğal gazla çalışan tesistir fosil yakıtlar içerisinde. Peki değerli arkadaşlar hem doğalgazın çıkarım alanları hem de doğalgazın işletim alanlarından bahsedeceğiz haritada. Sevgili dostlar, doğalgaz çıkarım alanı bir. Kırklar eli. Bakın 40 kale demedim. Kırklar eli hami ta bat diye bir yerimiz var. Önemli. Başka. Değerli arkadaşlar. Tekirdağ hayra bolu. Hayra bolu. Başka. Sevgili arkadaşlar. Düzce akça koca. Koca. Başka. Mardin çamurlu. Burada değerli arkadaşlar çamurlu. Bunlar belli başlı çıkarım alanlarıdır. Sadece burada mı çıkarılır öğretmenim? Hayır. Türkiye'nin birçok yerinde çıkarılıyor. Ancak ülkemizde doğal gaz rezervi çok azdır. Bir kuyu açıyor. Birkaç gün üzerinde çalışma yapılıyor. Çıkarttığı doğal gaz bilmem kaç metre küplük bir özelliği var. Sonra tükenip yok oluyor. Tabi bununla ilgili biliyorsunuz ülkeye müjde verildi. Ne dedi? Değerli dostlar Karadeniz'de Fatih bir sondaj gemisinin doğal gazı Karadeniz'in altında bulduğunu söyledik ve 320 milyar metreküp olduğunu söyledik. Ama hala doğal gaz ortalıkta yok. Yani çıkarmadık değerli arkadaşlar. Peki o zaman çıkarım alanlarını sorarsa. Bir, Kırklareli Hamitabat'ı unutmayacağız. Tekirdağ, Hayrabolu, Düzce, Akçakoca, Mardin, Çamurlu. Bunlar çıkarım alanlarıdır. Ancak bazı yerlerde değerli arkadaşlar çıkarım alanları sorabilir. Bazı yerlerde de işletim alanları. Hangi tesis doğalgaz işletim tesisidir diye soru sorabilir. Çok özür dileyerek söylüyorum. Ancak doğalgazın işletim tesislerinin daha kalıcı, daha akılda kalabilmesi için şöyle bir kodlama gerçekleştiriyorum. O, H, O, H, Doğalgaza yine zam mı geldi? Evet zam geldi arkadaşlar. Peki bunlardan bir tanesi ova akça mıdır? Evet. Bir diğeri değerli dostlarım. Hami tabat mıydı? Evet. Bir diğeri İstanbul'da bulunan ambarlı mı? Evet. Sevgili arkadaşlar İzmir Ali Ağa mı? Evet. Yahu Ali boşuna mı ağ oldu? Bir hem petrol boru hattı ve petrol e, rafinerisi vardı hem de doğalgaz işletim tesisi vardı değerli arkadaşlar. Bir de sevgili arkadaşlar bandırma değerli dostlarım. Peki hemen geliyoruz diyoruz ki Ova Akça nerede? Ova Akça az önce de söylemiştim Bursa'da. Hamitabat nerede? Hamitabat kırklar elide. Kırklar eli. De değerli arkadaşlar anda şurada değerli dostlarım. Ambarlı neredeydi? İstanbul'da. Ali Ağa nerede? Güzelim İzmir'de. Sevgili arkadaşlar Bandırma ise Balıkesir'de olduğunu bileceğiz. Ancak hem çıkarım hem de işletim tesisi sadece neredeymiş? Hamitabat. O zaman Hamitabat doğalgaz tesisi Ham maddeye dayalı doğal gaz testisidir. Petrol boru hattımız, petrol rafinerimizde sadece ham maddeye bağlı olan Batman petrol rafinerisi değil miydi? Evet doğal gazda da sadece ham maddeye dayalı olan Hamitabat olduğunu da mutlaka ama mutlaka unutmayacaksınız değerli arkadaşlar, sevgili dostlar. Özellikle kırklar eli doğal gaz kaynağı bakımında önemlidir sevgili arkadaşlar. Sorularda bize soruyorlar. Şöyle bir not yazabilir misiniz değerli dostlar? Fosil yakıtlar içerisinde rezervi en az olan asfaltit değil doğalgazdır. ÖSYM bunu sınav sorusu olarak sordu. Peki biz petrol boru hatlarını işledik doğru mu? Bir de doğalgaz boru hatlarımız var mı? Var. O zaman hadi hep beraber doğalgaz boru hatlarımızdan kimlerden bahsedeceğiz? Şurası değerli arkadaşlar Rusya, Rusya. Rusya'nın şurasında Ukrayna. Ukrayna. Ukrayna'dan sonra Romanya'yı bilir. Bir de burada hangi komşumuz var? Bulgaristan var. Doğru mu? Evet. Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk doğalgaz bakın nasıl gelmiş? Rusya doğalgazı Ukrayna'ya, Ukrayna'dan Romanya'ya Romanya'dan Bulgaristan'a, Bulgaristan'dan Türkiye'ye batıdan gelmiştir. 1900 1987. Bu hattın adı batıdan geldiği için biz buna batı hattı adını veriyoruz. Doğru mu? Çok güzel. Bir diğer Petro doğalgaz boru hattımız. Yine Rusya'nın doğal gazı Karadeniz'in altında önce denizin altında önce Samsun'a Samsun'dan sonra Ankara'ya Ankara'dan sonra değerli arkadaşlar Avrupa'ya gidiyor. Doğru mu? Peki denizin altında gelen bunu bu hattın adı mavi tünel mi mavi akım mı? Mavi akım olacak. Mavi tünel değerli arkadaşlar Göksu Nehri'nin sularını Konya Ovası'na taşıyordu. O sulama projesi bu doğalgaz. Yine Rusya ile gelenlerle devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar Rusya ile Ukrayna'nın arası 2016'dan beri kötü. Aralarında biliyorsunuz sevgili arkadaşlar Kırım muhabbeti vardı. Savaş her an savaş gelebilecek şekilde araları çok kötü bir durumda oldu. Dikkat o zaman Rusya Avrupa'ya doğal gazını göndermeye çalışırsa sizce artık Ukrayna'ya güvenir mi? Hayır. O zaman doğal gazını Ukrayna üzerinde göndermez. Geldi bize dedi ki bakın Türkiye dedi ben sizi çok seviyorum. Gelin doğal gazımı Yine sizin topraklarının üzerinde Avrupa'ya gönderelim ve sizin isminizi kullanalım. Yani yine Rusya doğalgazını Karadeniz'in altından getiriyor değerli arkadaşlar. Trakya'ya, Anadolu'ya uğramıyor ama. Trakya'ya, Trakya üzerinden Avrupa'ya giden bu hattın adı Türk akımı oldu değerli arkadaşlar. Peki Türk akımı demek sanki doğalgaz Türkiye'ye aitmiş gibi bir algı olabilir asla. Doğalgaz bizim doğalgazımız değil. Kimin doğalgazı? Rusya'nın. O zaman hadi bakalım Rusya'dan gelen doğalgaz boru hatlarını bilelim. Değerli arkadaşlar mavi akımı bileceğiz. Türk akımı bileceğiz. Batı hatlarını bileceğiz. Peki Türk akımı güncellerde de sorabilir. Türk akımı sevgili dostlar 20 Ocak ya da 8 Ocak 2020'de aynen öyle. 8 Ocak 2020'de açıldı değerli arkadaşlar. Bunu bileceğiz. Peki Türk akımı ile mavi akımın farkı ne? Ortak özelliklerini önce sağlayalım. Ortak özelliği. İkisi de Rusya'nın doğal gazı mı? Evet. İkisi de Karadeniz'in altından mı geliyor? Evet. İkisi de Avrupa'ya mı gidiyor? Evet. Ancak farkları şudur. Türk akımı değerli arkadaşlar Anadolu'ya uğramadan direkt Trakya üzerinden Avrupa'ya gidiyor. Sevgili arkadaşlar mavi akım Anadolu'ya geldikten sonra sevgili arkadaşlar nereye gidecektir? Avrupa'ya gidecek. Bir diğer doğalgaz boru hattımız sevgili arkadaşlarım. İran'dan Erzurum'a gelip Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğalgaz ihtiyacını karşılayan ve biz buna doğudan geldiği için Doğu Hattı diyoruz arkadaşlar. Bu önemli. Yalnız 2017 yılında sevgili arkadaşlar hatta 2018 yılında değerli dostlarım 12 Haziran 2018 yılında Azerbaycan'ın doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıma hattının adı ise TANAP projesidir. Ve TANAP projesi güncellerden gelebilir. O zaman bakın doğal gaz boru hatlarını mutlaka ama mutlaka bileceğiz. Üç tane Rusya'dan geliyor. Bir, Türk akımı var mı? Var. Mavi akım var mı? Var. Batı hattı var mı? Var. Azerbaycan'dan gelen kimde? Tanıttı bileceğiz arkadaşlar. Değerli dostlar, bir de Doğu Hattı İran doğalgazını alıyoruz. O zaman biz Azerbaycan doğal doğal gaz alan bir ülke miyiz? Evet. Biz İran'dan doğalgaz alan bir ülke miyiz? Evet. Biz Rusya'dan doğalgaz alan bir ülke miyiz? Evet. Bunlar bizim için önemlidir değerli arkadaşlar. Petrol boru hattıyla asla da asla karıştırmayacağız. Petrol boru hattı, Kerkük, Yumurtalık vardı, doğru mu? Çok güzel. Batman dört yol vardı. Dikkat. Azerbaycan'da Bakü-Tiflis, Ceyhan vardı ve değerli dostlar, Ceyhan Kırıkkale hattı vardı. Bunlar da petrol boru hatlarıdır. Doğalgaz boru hattıyla kesinlikle ne yapacağız? Karıştırmayacağız değerli arkadaşlar, kıymetli dostlarım. Evet ben bunları TANAP projesinin biraz özelliklerinden bahsedeceğim sevgili arkadaşlar. TANAP projesine baktığımız zaman kelime anlamı yani TANAP'ın açılımı Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'dır. Trans Anadolu, Anadolu transit konumundadır değil mi? Evet o zaman Azerbaycan'ın doğalgazı hatta bak dikkat edin Hazar Denizi'nin olduğu yer çünkü doğalgaz kaynağıdır. Hazar Denizi'nden gelmiş sevgili arkadaşlar Gürcistan. Gürcistan'dan giriş yaptığı ilçemizin adı Ardahan'a bağlı Posof ilçesinin Türk Gözü Köyü'nden giriş yapıyor. Ve toplamında 20 tane ilimizden geçen bir hattır. O zaman hep beraber bunu öğrenelim. Değerli arkadaşlar TANAP projesinin özelliği 2018 yılında açıldı mı? Evet. Azerbaycan doğalgazı bizim toprağımızın üzerinde nereye gönderiyor? Avrupa'ya çok güzel. Hangi ilimizden Türkiye'ye giriş yapmıştı? Ardan? Hangi ilçede? Posul. Hangi köyden? Türk gözü. Peki kaç ilden geçti? 20 ilden. 20 ilden çıkış yapıp Avrupa'ya gittiği yerin yani Yunanistan'a gittiği yerin adı neydi? İpsala sınırında. İpsala'ya dikkat edin. Bunlar bizim için önemlidir. Sınav sorularında gelebiliyor kıymetli arkadaşlar. Değerli dostlarım. Onun için bakın TANA projesi güncellerde gelebilir. TANA projesini mutlaka ama mutlaka bilelim 20 tane ilimizden geçiyor. Dile kolay değerli arkadaşlar. Ardahan'ın Posof ilçesinden giriş yapıyor. Ve sevgili arkadaşlar Kars, başka Bayburt, ondan sonra Erzurum. Aslında şöyle diyebilir miyiz? Değerli arkadaşlar Bayburt ile Edirne arasında neredeyse aynı enlem üzerinde yer alan illerden geçiyor değerli arkadaşlar kıymetli dostlar. Mesela ÖSYM'nin yerinde olsaydım şöyle bir soru sorardım. Aşağıdaki illerimizden hangisi TANA projesi kapsamında yer almaz? A. Gümüşhane B. Ardahan C. Erzurum D. Edirne E. ise Elazığ derdim. Elazığ bu hata göre daha aşağıda yer alan bir ilimizdir sevgili arkadaşlar. Türk akımından bahsettim değerli dostlar. Rusya doğalgazı Anadolu'ya uğramadan Trakya, Trakya üzerinde nereye gidiyordu? Avrupa'ya giden bir hattı ve sevgili arkadaşlar 8 Ocak 2020'de açıldığını da bilmemizde fayda vardır. Kıymetli arkadaşlar en fazla elektrik üretimi doğal gaz mı kömür müydü? Kömürden yararlanıyor elde ediyorduk. Değerli arkadaşlar. Bakın doğal gazı biz kimden aldık? Rusya'dan aldık mı? Aldık. Azerbaycan'dan aldık mı? Aldık. İran'dan aldık mı? Aldık. Cezayir, Fas, Tunus gibi ülkelerde de tanker yoluyla sıvılaştırılmış doğal gazı alıyoruz. Kıymetli arkadaşlar, sevgili dostlarım. Peki başka neyi bilmemiz lazım değerli arkadaşlar? Bakın. Doğal gazı hangi ülkelerden alıyoruz? Bir, Rusya'dan doğal gaz alıyor muyuz? Evet, doğal gaz ve petrol için konuşuyorum. Cezayir'den sıvılaştırmış doğal gaz aldık mı? Evet. İran'dan doğal gaz aldık mı? Evet. Peki Irak'tan doğal gaz mıydı, petrol müydü? Petrol alıyoruz. Nijerya'da hakeza doğal gaz. Azerbaycan'dan hem doğal gaz hem petrol alıyoruz. Bakü, Tiflis, Ceyhan doğal gaz. Tana projesi ise şey, Bakü, Tiflis, Ceyhan. Petrol, TANAP projesi ise doğalgaz olarak alacağız. Ancak çıkmış sınav sorusudur. Değerli arkadaşlar, Gürcistan'dan herhangi bir enerji kaynağını almıyoruz. Bir diğer enerji kaynağımız sevgili arkadaşlar 2013 yılında bulundu. Şırnak'ta bulundu. Şırnak, Silopi ilçesinde bulundu değerli arkadaşlar. Ve Şırnak'ta 2013'te bulundu. 3 defa bugüne kadar da sınav sorusu olarak geldi asfalt. Asfalti değerli arkadaşlar, çukurluk alanlarda birikmiş olan petrolün katılaşmış halidir. Özellikle sevgili arkadaşlar nerede yaygındır? Ee, Şırnak, Silopi de zaten yaygın isim gelirse bu şekilde karşımıza çıkar. Değerli dostlar, enerji kaynaklarında değerli kardeşlerim yenilenebilir enerji kaynak grubuna geldik ve bu yenilenebilir enerji kaynaklarına baktığımız zaman bazen sorularda yenilenebilir enerji kaynak demez. Bunlara alternatif enerji kaynakları diyoruz. Peki yenilenebilir enerji kaynakları bir kullanımlık değil birden çok defa kullanabiliyor muyuz? Evet. Örnek vereceğim. Mesela bir tane akarsuyumuz buradan Fırat Nehri'ye aksın. Fırat Nehri'nin olduğu yerde Keman Barajı var mıydı? Evet. Fırat Nehri'nin olduğu yerde Karakaya Barajı var mı? Var. Atatürk Barajı var mı? Var kamış barajı var mı? Var. Birecik barajı var mı? Var. Peki bir akar suyun üzerinde birden çok baraj kurabiliyor muyuz? Evet. Demek ki su tükenebilen bir enerji kaynağı değildir değerli arkadaşlar. Yine güneşten bahsedeceğiz. Güneş doğaya bağlıdır doğru mu? Evet. Hidroelektrik doğaya bağlıdır doğru mu? Evet. Rüzgar enerjisi doğaya bağlıdır doğru mu? Evet. Peki doğaya bağlı olanlar sizce havayı kirletir mi? Hayır. O zaman dikkat. Bir, Yenilenebilir enerji kaynakları temizdir. Yenilenebilir enerji kaynakları doğaldır. Yenilenebilir enerji kaynakları iklimden etkilenir. Jeotermal hariç arkadaşlar. Ekonomik dikkat ekonomiktir ve mutlaka ama mutlaka şunu bilelim. Yenilenmeyen enerji kaynaklarında tesis ham maddeye yakın olmak zorunda değildi. Ancak yenilenebilir enerji kaynağında tesis ham maddeye yakın olmak zorundadır. Yani bir yerde akarsu üzerinde baraj kuracaksan ham bağlı olduğunu gösteriyor. Peki sen şimdi güneş enerjisinde yararlanmak istesen Akdeniz, Karadeniz'e mi gidersin Güneydoğu'ya mı gelirsin Güneydoğu? Çünkü güneşli gün sayısı en fazla nerede? Güneydoğu'da. O zaman yenilenebilir enerji kaynakları temizdir, ekonomiktir, doğaldır, çevreye zarar vermez, iklimden etkilenir ve tesis ham maddeye yakın olmak zorundadır. İlk enerji, kay, yenilenebilir enerji kaynağımız kim gelsin? Güneş. Peki güneşe baktığımız zaman, dikkat. Güneşli gün sayısının en fazla olduğu bölgemiz Güneydoğu mu Akdeniz mi? Güneydoğu. O zaman güneşli gün sayısı, güneşli gün sayısı en fazla burada. Peki güneşli gün sayısının en az olduğu bölgemiz hangi bölge? Karadeniz. Değerli arkadaşlar, ilk olarak güneşten en fazla resmi anlamda enerji üreten ilimiz Konya değerli arkadaşlar. İlk güneşten enerji üreten ilimiz neresi? Konya. İlk kule tipi güneş santrali, kule tipi güneş santrali hangi ilimizde? Mersin'de. İlk Güneş Tarlası, Güneş Tarlası arkadaşlar nerede kurulmuştur diye sorarlarsa 2011'de Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde. Ancak Türkiye'de güneşli gün sayısının en fazla olduğu il Şanlıurfa'dır. Evet. O zaman Şanlıurfa'da güneş tarlaları yani güneş panellerini kurmak daha kolaydır. Özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır arasında, Şanlıurfa, Siverek, Şanlıurfa, Bozova Şanlıurfa, Hilvan ve Diyarbakır arasında çok fazla ne kurmuşlar sevgili arkadaşlar? Güneş panellerinin olduğunu göreceğiz. Peki şöyle bir soru gelir. Güneş ışınlarının en büyük açıyla geldiği bölgemiz hangi bölge? Akdeniz. Ancak güneşli gün sayısının en fazla olduğu bölgemiz ise Güneydoğu Anadolu'dur. Yaklaşık olarak yılda 3250 saat güneşli gün sayısına sahip olduğunu bileceğiz. Bunun temel sebebi elbette enlem var ama asıl temel sebebi karasallıktır diyoruz değerli arkadaşlar, kıymetli dostlar. O zaman soru soruyorum değerli arkadaşlar. Türkiye'de güneşli gün sayısının en fazla olduğu bölge Güneydoğu. En az olduğu bölge Karadeniz. Resmi olarak ilk güneş enerjisini elde eden ilimiz Konya. İlk kule tipi güneş santrali Mersin. İlk güneş tarlası nerede? Şanlıurfa. Değerli arkadaşlar. İlk güneşe kurşun sıkan ilimiz hangisi? Adana diyoruz arkadaşlar. Sevgili dostlar Adana'ya selamlar, sevgiler değerli kardeşim. Peki hemen bahsedeceğiz. Kuleti bir güneş santrali nasıl oluyor? Değerli dostlar burada güneş panellerinin ortasında yüksek bir kule dikilir. Kulenin üzerinde bir mekanizma oluşturulur ve güneşteki yani burada güneş panellerine gelen bütün enerjiyi o kuleye gönderilir ve havanın bulutlu olduğu, yağışlı olduğu dönemde bile güneş enerjisi ne yapabiliyoruz? Depolaya biliyoruz. Öğretmenim güneş enerjisinde biz en ilk başta ne zaman yararlandık? Ya biz güneş enerjisinde o kadar çok yararlanıyoruz ki. Sevgili arkadaşlar kendi bulunduğunuz evlerin damlarındaki o güneş enerjisindeki sıcak suları bile biz güneşten yararlanarak elde ediyoruz. Bazen değerli arkadaşlar hava bulutludur. Akşamları bile suyu sımsıcak olduğunu siz de görebiliyorsunuz. Tabi bu fotoğraf değerli arkadaşlar Türkiye'ye ait değil. Bu değerli dostlarım Rabat denilen bir başkent var. Fas'ın başkenti Kuzey Afrika Cumhuriyeti'nde ve Kuzey Afrika ülkelerinde Fas'ın başkenti olan Rabat'tadır. Mersin'deki de bunun kadar büyük müdür? Hayır. Ancak Mersin'de de böyle bir sistemin olduğunu mutlaka bilelim. Bir diğer yenilenebilir enerji kaynağımız hangisidir? Jeotermal. Bize çok tanıdık geliyor. Jeo yer miydi? Evet. Termal sıcaklık mıydı? Evet. Yerin derinliklerinden gelen sıcak su değil, sıcak suyun neydi? Buharıydı. Şimdi Ege bölgesindeki arazi yapısı sert mi? Evet. Peki fay geçtiği için kırıldı mı? Kırıldı. Kırılınca burada bir fay olduğunu biliyorum. Peki arazi kırılınca arası açıldı mı? Evet. Peki o zaman bu fay olduğu yerde sular sıcak mı? Sıcak. Fokur fokur kaynar. Kaynayan bu suyun buharı dışarı çıkar ve bu sudan biz ne elde ediyoruz? Enerji elde ediyoruz. Haydi bakalım. Jeotermal deyince aklımıza hangi bölge gelecek? Ege. Fay bağlı mı? Evet. Kırıklı yapılı arazi var mı? Var. Yerin derinliklerinden gelen su mu? Suyun buharı mı? bu arıdır. Değerli arkadaşlar en güzel örneği İzmir, Denizli. Değerli arkadaşlar Denizli, Sarayköy, Aydın, Germencik, Çanakkale, Tuzla, İzmir, Balçova. Ancak Ege'nin Afyon'unda da Ege'nin farklı yerlerinde de rastlana bilir. Peki jeotermalleri biz hangi alanda kullanıyoruz? İşte bunu bize soruyorlar. Bir, jeotermali sağlıkta kullanıyor muyuz? Evet evlerin ısıtılmasında, sanayinin sıcak suyu ve seracılıkta da kullandığımızı bilelim değerli arkadaşlar. Özellikle Ege'de bu çok yaygındır. Yenilenebilir bir enerji kaynağı mıdır? Evet, iklimle hiçbir bağlantısı yoktur. Çünkü yerin derinliklerinden geliyor. Çünkü kaynağını faydan alıyor sevgili arkadaşlar, kıymetli dostlarım. Co-termalin Ege'de yaygın olduğunu mutlaka ama mutlaka bileceğiz. Bir diğer enerji kaynağımız batının rüzgarlarından kaynaklanan rüzgar enerjisi. Değerli arkadaşlar rüzgar enerjisi temiz midir? Evet. Rüzgar enerjisi sonradan bizim hayatımıza girmeye başladı. Panellerinin alması falan çok pahalıydı değerli dostlar. Türkiye rüzgar enerjisinden yararlanmaya başladı. Peki rüzgar enerjisi deyince aklımıza bak dikkat. Fön rüzgarı mı? Yerel rüzgarı mı? Meltem rüzgarı mı? Batı rüzgarından mı? Batı rüzgarları. Neden? Çünkü batı rüzgarların yönü değişmez. Peki Türkiye hangi kuşakta? Orta. Orta kuşakta olduğumuz için batı rüzgarları batıdan mı geliyor? Evet. Peki batı rüzgarları batıdan geliyorsa ilk önce Doğu Anadolu mu batı rüzgarını karşılayacak? Ege mi? Ege. Peki Ege'de dağlar kıyıya nasıl? Dik. Batı rüzgarları batıdan geldi mi? Evet. Sürekli Ege'deki rüzgar frekans gülüne dikkat edin. Doğu batı yönündeydi. O zaman batı rüzgarları en güzel karşılayan bölgemiz hangi bölgeydi? Ege. Dikkat. İlk bat rüzgarla çalışan santralimizin adı İzmir Çeşme'de bulunan Alaçatı. Hani Alaçatı deyince rüzgar hızlı esince bir yerler uçar. Neresi uçar? Çatılar. O zaman Alaçatı ilk rüzgar enerjisiyle çalışan santralimizdir. Harita üzerinde sorusu nasıl geliyor? Sorularını anlatacağım. Kıymetli arkadaşlar bakın. Ege'yi herkes biliyor. Şu alanları taralı olarak size verir. İstanbul Çanakkale Boğazı'nın hakim rüzgar yönü de sabittir. Ya kuzeydoğu ya da güneybatı şeklindedir. Dikkat. Kıymetli arkadaşlar bir de nereye dikkat etmeniz lazım? Hatay'a dikkat etmeniz lazım. Çünkü batı rüzgarları gelince Hatay grabeninden doğru doğu, güneydoğu Anadolu'ya gelmeye başlayacak. Zaten Özellikle Güneydoğu'dan Akdeniz'e gidenlerin çoğu Amanos Dağları'nın eteklerinde ve halk oradaki halkın gözünde şöyle. Gavur Dağları'nın eteklerinde çok fazla rüzgar frekans veya rüzgar güllerini görebiliyor değerli arkadaşlar. İlk rüzgar enerji santralimiz nerede? İzmir Alaçatı'da, Antakya'da yani Hatay'da var mı? Var. Çanakkale'de var mı? Var. Aydın'da var mı? Var. Yani Ege'de çok yaygın olduğunu diyeceğiz. Su gücü bir de diğer adı hidroelektrik. Su gücü dediğimiz dikkat en güvenilir, en temiz, en ucuz enerji kaynağıdır. Neyden ucuz? Sudan ucuz derdi arkadaşlar. Ancak cik, dikkat etmemiz gereken ifade şu. Hidroelektrik çevre kirliliğine değil çevre sorunlarına sebep oluyor. Bakın Şöyle dar ve derin vadinin içerisinde akan akarsuyun önünü kapatacağız. Şurada değerli arkadaşlar bizim köyümüz. Şurada bizim tarım arazilerimiz. Şurada sevgili arkadaşlar geçim kaynaklarımızın olduğu faktörler var. Peki biz burada suyun önünü kapattığımız zaman su birikmeye başlar, başlar. Köyü de tarım alanını da tamamen sular altında bırakır mı? Evet. Peki ben artık buradaki köyü başka bir yere taşımaya başlayacak mıyım? Evet. Dikkat. Kirliliğe değil soruna neden oldu. ÖSYM buradan vuracak. Su enerjisi veya hidroelektrik enerjiye değerli arkadaşlar neye neden oluyormuş demek ki kıymetli dostlar çevre kirliliğine değil sorununa neden olur. Peki bir yerde hidroelektrik enerjisini elde etmem için iki şartımın olması lazım. Bir akarsuyumun güçlü olması İki enerji potansiyeli yani eğimin fazla olmasıdır. Karıştırılan bazı kavramlar var. Hep beraber orayı düzeltiyoruz. Sevgili dostlarım hidroelektrik potansiyeli. Potansiyel en fazla Doğu Anadolu'da. Hidroelektrik potansiyelin en az olduğu, en az olduğu bölge Marmara. Çünkü alçak bir bölge. Hidroelektrik üretiminin en fazla olduğu bölge ise Güneydoğu'dur. Çünkü Güneydoğu'da Fırat ve Dicle Nehirleri üzerinde çok fazla baraj var. Hocam burada akarsunuz da akıyor. Güzel söylüyorsun, doğru söylüyorsun ama burada baraj sayısı çok fazla yoktur. Ondan dolayı. Hadi bakalım toparlıyoruz. Türkiye'de hidroelektrik üretiminin en fazla olduğu bölge Güneydoğu. Hidroelektrik üretim potansiyelinin en fazla olduğu bölge Mar Doğu Anadolu. Hidroelektrik potansiyelinin en az olduğu bölge ise neresi sevgili arkadaşlar? Marmara bölgesi. Arkadaşlar, elektrik üretimi ve tüketiminin en fazla olduğu bölge Marmara'dır. Ancak hidroelektrik üretiminin en fazla olduğu bölge Güneydoğu'dur. Bakın, elektrik üretimi diyorsa Marmara'yı alacaksınız. Doğalgazla çalışanlar var biliyorsunuz. Ancak hidroelektrik tüketimi ya da hidroelektrik üretimi diyorsa Güneydoğu'ya geleceksin. O hidro kavramı geldiği zaman Marmara'yı biriciliğe almıyorsunuz derdi, dostlar, kıymetli arkadaşlar. Hidroelektrik üretimine baktığımız zaman sevgili arkadaşlar Türkiye'de doğal olarak en fazla elektrik üretilen kaynak hidroelektriktir. Uranyum Torium 2021 KPS'de sordu sevgili arkadaşlar. Biz de öğrencilerimize anlatırken şunu dedik. Uranyum ve Torium nükleer santralin enerji kaynaklarıdır. Ve sevgili arkadaşlar bunlarda radyoaktif madde çok fazladır. Atom bombasının ham maddelerini oluşturduğunu söyledik. Tehlikeli midir? Evet. Çok tehlikelidir. Ancak sevgili arkadaşlar enerjide de müthiş derecede bir getirisi vardır. Ve evet, maden araba teknik es tarafından yani MTA değerli dostlar tarafından 2012'de sevgili arkadaşlar Eskişehir'de Sivrihisar'da toryumu toryumu bir de değerli dostlar Yozgat sorgunda da uranyumu. Bakın Yozgat'ta vardır, Uşak'ta vardır sevgili arkadaşlar, Manisa'da vardır. Birçok alanda çıkarılır. Ancak biz burada Yozgat'ın uranyumu olduğunu biliriz. Radyoaktif madde içeriyor ve tehlikelidir. Tabi Türkiye'de sevgili arkadaşlar uranyumun çıkar tesisleri açılmaya yani inşaatı yapılmaya başladı. Bakın İlk sevgili arkadaşlar nükleer santralle çalışan tesisimiz Mersin Akkuyu'da. Mersin Akkuyu. Peki ortağımız burada kim? Ortağımız burada Rusya olacaktır. Ya zaten Rusya'nın sürekli gözü nerede? Sıcak denizlerde. Akdeniz'de değil mi? Evet. E Ruslar yaz aylarında da sürekli nereye geliyor? Akdeniz'e geliyor değerli arkadaşlar. Bu bir. İki. Yine sevgili arkadaşlar Sinop. Sinop'ta da kurmaya çalışacağız. Ve Sinop'taki ortağımız Japon'dur arkadaşlar. Bakın Sinop'u tersten oku Pon. Japon'u düz oku Pon. O zaman Japon Sinop ortağımız. Bir de değerli arkadaşlar Kırklareli'de İğneada'da Adada da tesisi açmaya karar verdik. Peki bunlar tehlikeli midir? Evet. Niye Türkiye bunları kuruyor? Enerji ihtiyacımız var diyoruz. Doğru mu? Ancak bu santralleri kurmamızın amaçların yani kurmamızın ya da nerelerde kurmamız gerektiğine dair bazı bilgiler bizden istiyor. Neden sevgili arkadaşlar şu kenar kısımlarında bu santral çok kullanılmaya başladı? Yani nükleer santralin kurulma şartları nelerdir? Bir, fay hattından uzak olacak. Allah korusun fay hattının olduğu yerde bu santrallerden herhangi bir tanesi patlarsa kendi bulunduğu çevredeki illerin tamamını ölümle sonuçlandıracak bir potansiyeli vardır. Su kaynaklarına yakın olacak, bir de sevgili arkadaşlar nüfusun yoğun olmadığı yerlerde olacak. Ben size Türkiye'de nüfusun seyrek olduğu alanları anlatırken Taşeli platosunu anlatmıştım. Sinop'u anlatmıştım. Yıldız Dağları'nı anlatmıştım derdi arkadaşlar kıymetli dostlar. Yani bir yerde nükleer santralin kurulmasının nedenlerini mutlaka ama mutlaka bilmemizde fayda var. Biyogaz arkadaşlar veya Değerli dostlar, bakın biyogaz sürdürülebilir bir ekonomik e, kaynak haline gelmeye başladı. Hayvan atıkları, hayvan ölüleri veya kanalizasyon sularını değerli arkadaşlar depoya koyar, depodan atık maddeye, atıkla birlikte sindirir. Sindirildikten sonra bir kısmı gübre olarak bitkiye, diğer bir kısmı ise enerji kaynağı olarak ısı ve aydınlatmamızda kullanılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde özellikle kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımız çok öncesinde de zaten biyogaz enerjisini kullanıyordu. Hayvan atıklarının tezeklerinden yararlanarak ısı ve ışık ihtiyaçlarını karşıladığını zaten biliyoruz değerli arkadaşlar. Ve şu an Türkiye'de geri dönüşüm projeleriyle birlikte özellikle yerel anlamda belediyelerin yaptığı çalışmalar bu enerji kaynağına olan ilgiyi her geçen gün arttırıyor tebrik etmesi gereken, takdir edilmesi gereken bir yöntemdir değerli arkadaşlar. Peki sevgili arkadaşlar, kıymetli dostlar. Enerji kaynaklarıyla ilgili son olarak size bir uyarı vermek istiyorum. Arkadaşlar bazen soru geliyor. Hangi santral diğerlerinden farklı bir enerji kaynağıyla çalışıyor? Ya kardeşlerim doğal gazla çalışanlara o oh, habe dedik mi? Evet. Ovaakça, Hamitabat, Ambarlı, Alia Bandırma. Taş köprüyle çalışan Çatal Ağzı, bir de kim vardı? Su gözü. Jeotermalle çalışan Denizli, Sarayköy, Aydın, Germencik, İzmir, Balçova, değerli arkadaşlar, Çanakkale, Tuzla vardı. Nerede dostlar? Rüzgar enerjisiyle çalışanlara dikkat. Alaçatı'yı gördün mü yapıştırıyorsun. 50 e çalışanların sayısı zaten ülkemizde çok fazladır. O zaman hangi santralin hangi enerji kaynağıyla çalıştığına dair mutlaka ama mutlaka bilgi sahibi olmamız lazım sevgili arkadaşlar değerli dostlar. Evet değerli arkadaşlar bu şekilde enerji kaynaklarını da buradan noktalıyoruz. Her şey yüreğinizce, kalbinizce, gönlünüzce olsun. Umarım size faydalı oluyoruz.